Uluslararası Gazeteciler, Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun paylaştığı bilgiler ve belgeler var. Çok enteresan Sayın Paylan. Mesela burada, onu öncelikle söyleyeyim size, adını vermeyeyim, bir iş adamı var. Türkiye'den bir iş adamı. Bu iş adamı 2009 yılında 800 milyon dolarlık bir servete sahip. 2017 yılında ihaleleri almaya başlıyor. Daha doğrusu 2012'den sonra bu 5 şirketten biri bu. Aynı zamanda sarayı yapanlardan biri. 2.350 milyon, yani 2 milyar 350 milyon dolarlık servete ulaşıyor bir anda. Ve 2017, 4 yıl sonra servetini ikiye katlıyor. 4.4 milyar dolar bir anda serveti oluyor. Sadece bu şirketin, bu Pandora belgelerine göre 105 milyon dolar bir, yine bir o kadar da var, toplam 491 milyon dolar bir parayı yurt dışındaki offshore şirketlerine aktardığı ortaya çıkıyor. Annesinin ismine yapmış. Burada rakamlar var. Aynen vereyim ben size. Pardon, şeyi düzeltiyorum, toplam rakamı. 210 milyon 736 bin 132 dolar. İki kez bu parayı çıkarmışlar. Biri 105 milyon 212 bin dolar. Diğeri yine bir o kadar. Toplam 210 milyon 736 bin 132 ABD doları. Ve bunu annesinin üzerine aktarıyor. Ve annesinin hesabından offshore adalarına bu parayı gömüyor. Eğer o para Türkiye'de kalsaydı, ki yasal yollardan kazanılan bir para olduğunu kabul edin, hazineye yaklaşık, burada rakam da var, 750 milyon Türk lirası vergi ödemek zorunda kalacaktı. Bu 750 milyonu araştırmışlar. Bu sadece bir iş adamının, Türkiye'de Londra'da sokak satın alan yandaş 5 şirketten birinin sahibi var. Sokak satın almış, koca sokak, oteller, iş merkezleri. Eğer bu iş adamı Türkiye'de kalsaydı, bu parayı tutsaydı, vergisini ödeseydi, 25 ilkokul, 8 hastane, 15 bin öğrenciye yurt, 115 bin öğretmen maaşına karşılık bir Türkiye'ye girdi sağlayacaktı. Bu Pandora belgelerini okudunuz mu? Bu yine enteresan. Yaklaşık 11 trilyon dolar offshore adalarında servet var. Ve bunun bir kısmı Türk iş adamı ve siyasetçilere ait. Rakam çok büyük. Onun için bunu söylemem lazım. Sadece bir firmanın, demin de söyledim, 210 milyon 736 bin dolar bu vergisiz, vergi cenneti yerlere kaçırdığı para var. Bu Pandora belgelerini okudunuz mu? Nedir bu olay? Elbette Fatih Bey, okudum ve bir kez daha utanç duydum. Bunları zaten biliyorduk. Bakın, Panama belgeleri biliyorsunuz 5 yıl önce açıklanmıştı. Yine benzer isimler açıklanmıştı ve biz kaynaklarımızın, yani Türkiye'nin kaynaklarının yurt dışındaki vergi cennetlerine aktarıldığını ortaya koyduk ama iktidar oralı olmadı. Çünkü bu yolsuzluk çarkına sessiz kalanlar bu suçun ortaklarıdır, başka bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bakın, bu belgeler ortaya çıkıyor. Demokratik ülkelerde bu olduğunda ne oluyor? Mesela İzlanda'da biliyorsunuz hükümet düştü. Başka ülkelerde bakanlar, başbakanlar istifa etti, demokratik ülkelerde. Ama bizim gibi demokratik olmayan ülkelerde bu işin ucu iktidara dayandığı için kimse üzerine gitmiyor. Ve o belgelerin üstü kapatıldı. Manadası belgelerinin, Panama belgelerinin. Şimdi de Pandora'nın kutusu açıldı. Pandora'nın kutusundan ne çıktı? Bir isim çıktı ama 220 tane Türkiye'li iş adamının, iş insanının ismi olduğu ortaya çıkıyor. Ben size söyleyeyim. Az önce söyledik ya, halk hani sofrasına ekmek et götüremiyor ve enflasyon düşük gösteriliyor ve bu kaynaklar yandaşlara aktarılıyor. Böyle bir çark var dedik. İşte bu çarkın sonucudur Pandora'nın belgeleri. Pandora'nın kutusu o anlamda açılmıştır. Ne oluyor, ben size anlatayım. Mesela şehir hastaneleri projeleri var, öyle değil mi? Şimdi şehir hastanesi, bakıyorsunuz maliyeti 500 milyon lira olacak şey 5 milyar liraya ihale ediliyor. İşte aradaki o 4 milyar 4,5 milyar TL bir bakıyorsunuz, yani niye 5 lira maliyeti olan şeyi 10 liraya, 20 liraya, 50 liraya ihale ediyorsunuz diye soruyoruz. İşte sonucu bu, Panama belgelerinde ortaya çıkıyor. İşte 5 liralık işi 10 liraya, 50 liraya ihale ediyorlar.
aradaki kaynaklar da yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçırılıyor. İşte bu bir yolsuzluk çarkıdır Fatih Bey. Ve bu yolsuzluk çarkı bir kez daha ifşa olmuştur. Ve bunun gibi yalnızca az öncesi, ben ismini verebilirim ifşa olduğu için. Mesela sarayı yapan bir müteahhit bu. Saraya milyarlarca lira para harcadılar ve bu müteahhit yaptı. Kazandığı parayı da nereye götürüyor? Vergiden kaçırmak için yurt dışındaki vergi cennetlerine götürüyor. Hem misli misli paralara sarayları, şehir hastanelerini ihale ediyorlar. Hem de aradaki fark yurt dışındaki vergi cennetlerine gidiyor. İşte burada bir yolsuzluk çarkı var. Bunu ortaya çıkarmalıyız. Rönesans Holding efendim kışlık sarayı yaptı. Ya efendim şehir hastanelerini yaptı. İddia o ki Rönesans Holding yurt dışına para çıkardı, öyle değil mi? Ne yapmanız lazım bu iddianın doğru olmadığını ortaya çıkarmak için? Bir savcının harekete geçmesi lazım. Veya Maliye Bakanlığı'na bağlı mali suçları araştırma birimi vardır. Çok büyük yetkileri de vardır. MASAK diye adlandırılır. MASAK harekete geçer. Gider o iş insanına sorar. Panama belgelerini, bu efendim Pandora belgelerini açıklayan kuruluşlardan belgeleri ister. Gider hesabını sorar. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu şekilde sormalıyız. Ama maalesef Türkiye'deki yolsuzluk çarkı bir şekilde efendim şu andaki muktedirlere ulaştığı için hiçbir zaman bunun üzerine gidilemiyor. Türkiye Cumhuriyeti şu anda açlık çeken, yoksulluk çeken, çocuğuna kot pantolon alamayan, bir efendim etli dürüm alamayan milyonlarca yurttaşımız şunu bilsin, soyuluyoruz. Bir yolsuzluk çarkı var. Bunun da hesabını sormalıyız. Hesabını soramadığımız sürece kaynaklarımız bu yandaşlara aktarılır. Onlar da yurt dışındaki vergi cennetlerine aktarırlar. Ama herkes şunu bilsin. Devran dönüyor. Devran dönüyor ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yurt dışına kaçıranlardan mutlaka bunun hesabı sorulacak. Ama biz bugün sorulsun istiyoruz. Bugünkü iktidar gücü yetiyorsa, yüreği varsa sorsun diyoruz. MASAK'ı harekete geçirsin, savcıları harekete geçirsin ve yolsuzluk çarkı şimdi dursun diyoruz. Aksi takdirde çocuklarımız bu yoksulluğu, yoksunluğu çekmeye devam edecekler. Şu anda servetin %70'i Türkiye'de, nüfusun %1'inin elinde. Ama bundan da öte Türkiye'de 5 tane yandaş müteahhit var ki Türkiye'deki servetin çok büyük bir bölümüne AKP döneminde sahip oldular. Artık bu çarkı mutlaka kırmalıyız. Evet, Sayın Demir Ağa. Şimdi bu söz konusu şirket. Bir rakam daha vereyim isterseniz size. Pandora Papers belgelerinde Türkiye'den 220'den fazla isim yer almış. Sızan belgelerde Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, yine sanatçılardan Shakira, Elton John ve eski IMF Başkanı Strauss-Kahn var. 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge sonucunda ortaya çıkmış. Dünyanın her yerinden 35 ülke liderinin ve 336 politikacı ve yüksek kamu görevlisinin vergi cennetlerinde şirketler açtığını gösteren sızıntılar diyor. 220'den fazla isim yer alıyor ve Türkiye'den yurt dışında vergi cennetlerinde tutulan bu paranın yaklaşık 500 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu bir iddia. Buyurun. Şimdi bu söz konusu şirketi Garo Bey de anlattı, ismini de açıkça verdi. Yanılmıyorsam 10 gün önce bizim Halk TV'nin ana haberlerinde de verildi. İstanbul'da bir şantiyede işçiler ayaklandılar, 6 aydır maaşımızı alamıyoruz diye. Bu söz konusu şirketin işçileriydi. Bakın 6 aydır o alın teriyle çalışan işçinin maaşını ödemeyen bu vicdansızlar milyonlarca doları da vergi ödememek için işte Şeysel Adalarına vesaireye gönderiyorlar. Benzeri o kadar çok vaka var ki bir yani tamam zaten asgari ücretle çalıştırıyorsunuz o insanları da onların maaşını vermiyorsunuz. Onlar da protesto ettiği için kapının önüne koyuyorsunuz 5000 tane işçiyi. 5000 işçiyi tek kuruş ödemeden kapının önüne koyuyor. Biri polis çağırıyor, atın bunları diyor. Saraya en yakın, sarayı yapan şirket, saraya en yakın kişiler. Bunu halk vatandaşımızın vicdanına bırakın. Bakın 220 kişi. Ben de biliyorum aralarında bir dönem AKP'nin kuruluşu esnasında ciddi para yardımı yapan önemli kuruluşlar var Türkiye'den. Sermayelerini götürdüler yani.
100 yıllık şirketlerin önemli bölümü fabrikalarını yurt dışına götürdüler, sermayelerin yurt dışına götürüyor.